Selamünaleyküm. Hoş gelmişsiniz. Ne güzel maşallah böyle görmek sizleri böyle kalabalık şekilde. Allah hep böyle birlikteliğimizi daim eylesin. Bir iman dersine böyle insanların teveccüh etmesi çok güzel. Maşallah çok hoşumuza gidiyor. Biz böyle başka ortamlarda da bulunuyoruz yani hep böyle güzel bir üniversite ortamında değil. Bazen de Mersin'de bir kenar mahalle ortamında da çok bulunduğumuz oluyor. Böyle eski hayatı gayrimeşru işlerle geçmiş arkadaşlarla bazen denk geliyoruz, buluşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir gün geçtik yine öyle bir tane muhabbete Mersin'de. Çukurovalı vardır belki Mersin. Orada biraz hızlı geçebiliyor hayatlar bizim oralarda. Tam böyle arkadaşlarla buluştuk ettik falan. Dedim Mehmet abi ne anlatacağım bize dedi. Dedim ne anlatayım Allah, kitap, peygamber, cennet, cehennem. Bize bunları anlatma dedi. Allah Allah. Kaç kere de anlattığım adamlar. Arkadaşlar dedi burada dedi helal haram cennet cehennem bilmeyen var mı dedi. Biz biliyoruz dedi. Ne anlatayım dedim. Biz bunları bilmemize rağmen neden Allah'a amel edemiyoruz bize bunu anlat dedi. Yani neden o cehennemden korunmaya çalışmıyoruz? Neden cennete vasıl olmaya çalışmıyoruz bilmemize rağmen bize bunları anlat dedi. Demek o zaman başka bir hikaye var işin altında. Şimdi bir insanın maddi vücudu olduğu gibi bir de manevi vücudu var. Maddi vücut ne kadar düzgün beslenirse bir insan bir şeyi daha rahat kaldırabilir, değil mi? Aynen öyle manevi vücutta ne kadar iyi beslenirse demek ki bir insanın başına gelen hadiselere karşı mukavemeti de artar. Demek ki bir insanın yahu içimden namaz kılmak geliyor ama bir türlü buna gücüm yetmiyor dediği hadise ortadan kalkar. Çünkü gücüm yetmiyor dediği maddi vücudu madden beslediği gibi manevi vücudu manen besleyememiş. Vücut yataktan kalkamaz hale gelmiş. İşte o arkadaşlar da onu söyledi. Biz bunları biliyoruz bizlere bunları anlatma dedi. Biz bunları bilmemize rağmen neden bu hayatlarda ısrar ediyoruz? Neden gayrimeşruda ısrar ediyoruz? Neden bildiğimiz hakikatlere adım atamıyoruz bizlere bunları bahset dedi. O zaman işin altından başka bir iş çıkıyor. Ne biliyor musun? Demek ki toplumda en çok bilindim zannedilip en az bilinen şey iman hakikatleri. Ne demek oluyor bu iman hakikatleri? Allah Azze ve Celle'yi tanıma bilme. Ama nasıl biliyor musun? Güvenecek kadar tanıyıp bilme. Allah Allah. O ne demek ya? Şimdi mesela Allah bize diyor ki şu dünyanız garanti altında diyor. Şu dünyada rızkınız garanti altında ama ahiretiniz garanti altında mı? Değil. Biz nasıl davranıyoruz? Dünyamız garanti altında değil ama ahiretimiz garanti altında gibi davranıyoruz. Demek ki Allah'ın vaadine yeteri kadar inanmıyoruz. Madem yeteri kadar inanamıyoruz demek ki problem belli. Bizim en çok bildiğimizi zannedip en az bildiğimiz şey nedir biliyor musunuz? Bu iman hakikatleri meseleleri. Allah Allah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle bir hatırlatma yapalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet süresi 23 yıl sürmüş. Mekke'de ne kadar sürmüş bunun? Var mı hatırlayan? Mekke'de 13 yıl. Medine'de ne kadar sürmüş? Medine'de de 10 yıl sürmüş. Şimdi o Mekke dönemini hatırlarsınız değil mi? Ebu Cehillerle uğraşıyor, müşriklerle uğraşıyor. İlk 6 yılında Darul Erkam denen bir yerde talebe yetiştiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sahabe denen güzide nesil yetiştiriyor. Koskoca 6 yılda. Bir rivayete göre 100 kişi, İbn-i Hişam'a göre de 40 kişi var. Yani ikisi de çok az. İmandan sonraki en önemli ameli namaz olarak baz alırsak. Allah Resulü Aleyhisselam'ın peygamberliğinden namaza kadarki süreç 11 yıl. Miraç hadisesi değil mi? Şimdi şu 11 yılı bir inceleyelim. 11 yıl içinde sahabe efendilerimiz 2 rekat namaz kılıyor ama namaz farz değil. Peki demiş mi Allah Resulü birine haydi namaz kıl? Demiyor. İçki içme diyor mu? Onu da demiyor. Tesettüre gir diyor mu? Onu da demiyor. İddiaya girmeyin diyor mu? Hayır ama zıttı var. Rum suresi inince Hazreti Ebubekir Efendimiz'e iddiayı arttır dediği var. Allah Allah. Biz hiç İslam'ı böyle öğrenmedik. Biz gözümüzü açtığımızdan beri şunu yap, bunu yapma, şunu yap, bunu yapma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o 11 yıl boyunca bunların hiçbirini dememişse ne anlatmış? Demek ki iman dersi dediğimiz.
O tevhid dediğimiz değil mi? Allah Allah. Kalbimizde Allah nasıl bilinmesi gerekli? Ve kendisi bile diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ma'arafnake hakka ma'arifetike ya ma'ruf. Ben yine de seni bilinmesi gibi bilemedim ey bilinmesi gereken diyor. Biz Kur'an'a muhatabımız çok kısır. Her canımız sıkıldığında Yasin. Kur'an bu kadar mı sadece? Bu kadar mı yani? Bir eczaneye gittiğinde de aynı şeyi uygulasana. Benim ablam eczacı, gitsem ablamın yanına desem ki abla biraz hastalığın var ama ver bir ilaç oradan zaten hepsi şifa. Ne olur? Olmaz değil mi? Olmaz değil mi? Önce teşsilet ediyorlar. Bizim Kur'an'a bakışımız, Kur'an'a muhataplığımızda problem var demek ki. O kurallar manzumesi hayatımızın her satırına kadar hitap eden, o derin meseleleri anlatan Kur'an'ı biz bir türlü hayatımıza sokamıyoruz. Demek ki bizde iman derslerinde problem var. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke dönemi anlaşıldı mı? Sahabe efendilerimize muamelat cihetiyle şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın demiyor. Ne anlatıyor o zaman? Demek ki anlattığı bu iman dersleri. Biz demek ki Mekke dönemini siliyoruz. Nereden başlıyoruz? Medine döneminden başlıyoruz. Bu yüzden hadiseler karşısında çok mukavemetsiz kalıyoruz. Şimdi biz böyle konuşmalara gidiyoruz. Genç kardeşler ne soruyor bize biliyor musunuz? Bak çok üzücü bir şey. Yani bunları anlatmak istemezdim ama realite olsun diye diyor ki abi diyor intihar etmek ebedi cehennem mi? Neden bu soruyu soruyor sizce? Yani gencecik bir insanın merak etmesi gereken başka nice meseleler varken neden bunu soruyor bize? Abi intihar etmek ebedi cehennem mi? Niye soruyor? Çünkü kalbindeki sonsuz muhabbeti elbet elinden çekilip gidecek bir şeye tesis etmiş. Fani zaten bir gün çekip alınca bütün hissiyatlarını ona bina ettiğinden dolayı çöküntü yaşıyor. Halbuki Rabbini bilse, Rabbini tanısa, sevdiği bütün güzelliklerin mehazı ve kaynağının da Allah Azze ve Celle olduğunu bilse böyle bir soru sorar mı? Böyle yıkılır mı? Demek ki bizde bir problem var. O problemi bugün bir teşhis edelim. O problemin adı zaafı iman. O zaman imanı ikiye ayrılarak başlayalım mı? Belki bazı kardeşlerimiz Risale-i Nur'u biliyordur, belki bazıları bilmiyordur. Yani bizim Üstad Hazretleri dediğimizde Risale-i Nur'un yazarı, müellifi Bediüzzaman Said Nursi oluyor. Ben oradan biraz fazla anlattığım için böyle önden bilgilendirmek istedim. Şimdi Risale-i Nur külliyatında bir insan dese ki ya biz bilmiyoruz bu eseri ne anlatıyor dese temel hat olarak bu imanın ikiye ayrılışını anlatıyor. Diyor ki bakın iman taklidi ve tahkiki iman olarak ikiye ayrılmaktadır diyor. Ne demek oluyor bu? Taklidi iman böyle babadan arsa devralır gibi alınan, gelenekten gelen, evet bir Allah peygamber falan var ama benim hayatımın nizamına, intizamına, gayesine müdahale edemez yani. Demek taklidi iman böyle bir şey. Bir de tahkiki iman var. O ne demek oluyor? Delil ve ispatları ile kainatın neden yaratıldığı, kainata gelişinin gayesi, amacı ne olduğunu tamamen sindirerek edilen imana da tahkiki iman deniyor. Ben şu an bir uçakta otursam, bir bakıyorum böyle, adamın bir tanesi ön kapıdan dakikada bir birisini atıyor. Aşağı atıyor uçaktan. Bir bakıyorum arka kapıdan da birileri binmeye devam ediyor uçağa. O esnada da hostes arkadaş gelmiş demiş ki, Mehmet Bey buyurun tabletiniz, bir tane de film açın, izleyin işte kendinize diye böyle anlatmış. Şimdi bir insan böyle bir olayın esasında film izleyebilir mi? Buyurun acaba ne yemek istersiniz? Adam atıyorlar adam, ne yemek yiyeyim ben orada? Şimdi dünya aynı serüven değil mi? Birileri gidiyor sürekli ön kapıdan atılıyor. Birileri geliyor sürekli arka kapıdan getiriliyor. Bunun içerisinde ne için yaratıldığımı ve bu işin akıbetinin ne olacağını düşünmem insanlığın şartı ve gereğidir. İşte iman bunları anlatıyor. Ne işin var bu dünyada? Bazen böyle kalbin sıkılıyor. Bunun amacı nedir? Bazen hissiyatların tavana vuruyor coşkuyla. Bunun amacı nedir? Sebebi hikmeti nedir? İşte bu şekilde delilleriyle bilmeye tahkiki iman, babadan arsa devralır gibi inandım demeye de taklidi iman deniyor. Buraya kadar sorun var mı? Anlaşılıyor mu ders? Sıkıntı yok değil mi? Şimdi de bu tahkiki iman var ya onu üçe ayıralım. Tahkiki imanın da demek ki neyi var? Mertebeleri var. Onu da üçe ayıralım. Birincisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkel yakin. Baştan alayım, tam böyle otursun. Çok önemli mesele bunlar yani. Bir taklidi iman dedik, babadan arsa devralır gibi. Bir tahkiki iman dedik, ispat ve delilleriyle. Tahkiki iman da üçe ayrılır dedik. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin dedik. Allah Allah. Şimdi ne demek oluyor bunlar? Mesela ben uzaktan bir duman görsem, ne var derim? Ateş var derim değil mi? Ben bunu neyle bildim? İlmimle bildim. Bir yerde duman varsa, ateş de vardır. Peki ben gitsem yakından o ateşi görsem, gözlerimle gördüm ya, bu ne oluyor?
Bu da aynel yakin oluyor. Ben gitsem o ateşe elimi daldırsam şöyle bir ciğerim yansa bu ne oldu? Bu da hakkel yakin oldu. Demek ki imanın böyle mertebeleri varmış. Bazen böyle uzaktan bir duman görüp Allah'ın var ve bir olduğuna inanabiliyorsun. Bazen gözlerinle kainatı müşahede ederek bunu yakalayabiliyorsun. Bazen de dem ve damarlarına kadar bu işi hissedebiliyorsun. İyi böyle anlattın da şimdi ne işime yarayacak yani? Hadi imanın mertebesi tahkik oldu. Orada da hakkel yakin oldu. Benim ne işime yarayacak bu iş? Ne işime yarayacak? Şimdi bak şu işe yarıyor. Şeytanın vesvese ve şüpheleri imanın varlığıyla tam zıt mesele demektir. Yani imanın varlığının zıttı nedir biliyor musunuz? Şüphe ve endişelerdir. O zaman bir insanın imanı arttıkça neyi azalır? Şüpheleri ve endişeleri azalır. Şeytanın oyuncağı olmaktan kurtulur. Ama bu anlattığımı bu dünyanın huzuru içinde anlatıyorum. Çok burada arkadaşımız var bu noktada çalışma yapan. Vesveselerden dolayı hayatı zindana dönüşmüş nice insanlar var. Şimdi bunun sebebi neymiş? Bak bunun bile sebebi imanı tahkiki boyuta getirememekmiş. Şimdi mesela şurada benim elimde bir elma olsa, karşımda da çok kuvvetli bir arkadaş var. Gücü bana yetiyor. Çekse elmayı alır mı benden? Alır değil mi? Ben bu elmayı şöyle dişlerimin arasına götürsem, güçlü adam çeker dişimin arasından da alır. Attım ağzıma şöyle çiğnedim ama daha bir dakika geçmiş. Affedersiniz şöyle mideme bıçağı vursa çıkarır mideden de alır değil mi? Ama ben elmayı aldım, yedim, çiğnedim, sindirdim. Vücudumun envai çeşitli yerine gitti. Artık o elmayı oradan alabilecek bir el var mı? Mümkün değil. İşte tahkiki iman budur. O kadar sindirilmiştir ki ruhun her safhasına. Artık o imanı oradan söküp alıp onun yerine şüpheler ve endişeler koyabilecek bir şeytan mevcut değildir. Bir insanın imanı taklidiyse hayatını da takliden yaşar. Adam böyle mobilya takımı bozuldu diye üzülür. Ama bu hakikatte üzülünecek bir şey değildir. Madem öyle neden üzüldün? Çünkü etrafın bu meseleye üzülüyor. Taklidi iman olan hayatını da taklidi yaşar. Onların üzüldüğü şeyle üzülür. Tahkiki iman olan birisi mutluluk ve sevincini Kur'an'a rapt eder. Yani bu geçici hadiseler asla onu üzemez. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülür. İşte tahkiki imanın sadece dünyaya bakan boyutu buysa, bir de ahirete bakan boyutu nelerdir? Bunları hesaplamamız lazım. O zaman şurada herhalde biraz hemfikir olduk. İmanı delilleriyle anlamaya, bilmeye, akıl midesinde sindirip kalpteki iman potasında eritmeye biz tahkiki iman diyeceğiz. Ama insanın aklına şu da geliyor. Ya benim şüphem yok ki bana delil meli diyorsun yani. Delile kim bakar? Delile şüphesi olan bakar. Acaba böyle mi? İnanın böyle değil. Önce Kur'an'a bakalım. Kur'an ne demiş? Kur'an diyor ki efela yetefekkerun, efela yetezekkerun, efela ya'lemun diyor değil mi? Hiç düşünmedin mi? Hiç tefekkür etmedin mi? Hiç bilmedin mi diyor. Acaba sizce nereye hitap ediyor Kur'an? Şu kainat kitabını okuyarak aklına hitap ediyor. Peki alimlerimiz ne diyor biliyor musunuz? Alimlerimizden İmam Azam, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel ve Süfyan-ı Sevri gibiler diyor ki insanın dinine delil araması vaciptir diyor. Vacibin terki ne? Haram değil mi? Dinle delil aramak vacipse bir insanın Kur'an'la ilişkisinde lakayt kalması haram mı? Haram. Demek ki tek haram içki içmek, kumar oynamak değilmiş. Kur'an'a lakayt kalıp dininin altyapısını doldurmadan üst yapısına çıkmaya çalışmak da bu imamların dediğine göre uygun ve makul değil. İmam Eş'ari bir adım daha öne taşıyor meseleyi ve şöyle söylüyor. İmanın sıhhatinin şartı her meseleyi delilleriyle bilmektir. Bu kişi diğer asiler gibidir eğer bilmezse. Allah Allah o ne demek ya? Yani İmam Eş'ari diyor ki bir kişi dinini ispat ve delilleriyle bilmezse yazıldığı sınıf asiler sınıfıdır. Ey imam asiler sınıfı ne demektir? Nasıl ki günah işleyen bir insanın biz akıbetini bilemeyiz. Allah affedebilir, affedemeyebilir. Dinine delil aramayan birinin de akıbetini bilemeyiz diyor. Yani bir insanın imanını taklitten tahkike çıkarması, ay ben ne güzel bir şey yapıyorum meselesi değil. Mecbur ve mükellef olunan bir mesele yoksa akıbeti çok üzücü olacak. Bir gün yine bir arkadaşla oturuyoruz da arkadaş böyle dedi ki ya abi dedi ben ateistim dedi ya. Olsun dedim sen de dedim Allah'ın ateist bir kulu olursun dedim yani. Yok dedi öyle değil yani ben dedi Allah'a inanmıyorum dedi yani. Allah'ı inkar ediyorum dedi. Vallahi dedim senin Allah'ı inkar etmen Allah'a bir zarar vermez. Ama bak Allah ne güzel seni kabul etmiş. Hayat vermiş. Nefes vermiş.
Ümit vermiş sana bak, ümidini kesmemiş Allah. Şimdi sen Allah'ı inkar edince bir şey olmuyor ama Allah senden ümidini kestiği gibi bir de nefesini kesse ne olacak? Bitti, film bitti yani. Allah Allah, olaya bak. Ondan sonra devam etti, dedi ki, ben dedi aynı zamanda düşmanım dedi yani. Ben Allah'ı inkar ettiğim gibi düşmanım dedi. Oldu mu? Aytun oluyor mu böyle? Olmuyor yani, sen inkar ettiği şeye niye düşmansın? Şimdi ben şurada dönüp desem ki, şu Mahmud'a da düşmanım. Allah Allah dersiniz vallahi, geçmiş olsun, adam gidiyor herhalde. Mahmud yok ki ortada düşman olsun. Şimdi biz Allah'ın varlığını kabul ediyor muyuz? Ediyoruz yani, Allah bizi ilgilendiriyor. Sen kabul etmiyorsun ki, seni ne ilgilendiriyor Allah? Dedim ki yani seni kabul etmediğim bir şey, seni ilgilendirmemesi lazım dedim. Neyse konuştuk ettik. Mesele şu günümüzün klasik meselesine gitti. Aslında dedi kainatı yaratan bir enerji var dedi. Biliyorsunuz değil mi, bu cümleyi duydunuz mu? Tabii ya, ben bir enerjiye falan inanıyorum yani, bir enerjinin yarattığına falan. Duyuyorsunuz değil mi bu cümleyi? Var var, bir enerji var, bir yaratıcı falan var diye. Niye öyle diyor? Şimdi enerji derse enerji ondan helal aram istemez. Enerji gel bana namaz kıl, onu da istemez değil mi? O yüzden enerji diyor geçiyor. Dedim ki vallahi şimdi benim kapının önünde arabam var. Arabamda enerji var mı benim? Var. Mesela ben o arabanın pedalına bir tane taş koysam, araba böyle yaldır yaldır gitse, hikmetli bir gidiş olmaz. O zaman enerji başlı başına yetmez. İyi de ne lazım dedi? Dedim ki enerjiyle birlikte bir de irade lazım dedi. E niye lazım ki bu irade dedi? Çünkü kainattaki faaliyetler şuurluca. Yani bir tercih yapılmış. Mesela benim arabanın camına arı giriyor, çıkamıyor. Ama o arı kusursuz altıgenin içerisinde bal yapıyor. Arabanın camından çıkamayan arı. Şuursuz bir şey, şuurluca bir iş yapıyorsa perde arkında şuur sahibi var demektir. Bu yüzden irade şart dedim. Tamam dedi, hadi irade de olsun dedi. Yetmez dedim. Allah Allah, abi diyor daha ne istiyorsun diyor ya. İrade yetmez dedim. Şimdi ben arabaya bindim. Kuvvet var mı? Var. İrade var mı? Var. Ama nereye gideceğimi bilmiyorum. O zaman ne lazım? İlim de lazım. Tamam hadi ilim de olsun, yeter mi dedi. Yetmez dedim. Ben arabaya binip gezdiğimde etrafta bir sürü güzellik görüyorum. Bu güzellikleri buraya koyan cemil bir zat da lazım değil mi? Çünkü bütün güzeller güzelin kaynağından gelir. Doğru mu? Bir güzellik varsa onun mehazı kaynağı da olmak zorunda. Allah Allah, tamam abi hadi olsun dedi. Yeter mi dedi, yetmez dedim. Yahu bakkala gidiyoruz, ekmeği adam bedava vermiyor. Bu üzümü, elmayı, ayı, güneşi buraya bedavaya takan kerim bir zat daha olmak zorunda dedim. Bak nereden okuyoruz? İcraattan okuyoruz. Bu icraatlar varsa neyi de var? İsmi de olmak zorunda. Allah Allah, ben dedi anladım senin nereye varmak istediğini dedi. Sen dedi işte bütün bu isimlere sahip olan Allah'tır diyeceksin değil mi dedi. Ben dedi ona Allah demiyorum dedi. Olmaz ki. Şimdi benim belli başlı özelliklerim var. Ben kendime Mehmet diyorum. Sen gelip desen ki ben sana Mehmet demiyorum, ben seni kabul etmem yani. Ben kendime Mehmet dedikten sonra senin bana ne dediğin önemli değil. Bu o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mesele gerçekten de çok akli, delil ve mantıklara dayanılan bir mesele değil, inkar etme meselesi. Çünkü bir arabayı yapan ustayı inkar eden yok. Ama ustayı yapan Allah'ı inkar eden çok. Süleymaniye'yi yapan Sinan'ı inkar eden yokken Sinan'ı yapan yaratıcı inkar etmek mümkün değil. Yani şu müşahede aleminde bunları görüp inkar etmek inanın mümkün değil. Allah Allah. Şimdi peki neden böyle diyor bu arkadaşlar? Maalesef şöyle bir olay var. Allahsız bir yaşam nefislerin hoşuna gidiyor. Bu helal noktadaki adım atmaktan da korkuyor insan böyle olunca. Çünkü helale girdiğim anda eski bütün lezzetler sanki benden kaçacakmış zannediliyor ama haramın adım atışında bile vicdanı yakan menhus bir lezzet mevcuttur. Yani baktığında bir insan enerji diyerek bu işlerin üstünü istediği kadar örtsün ama altına hakikatine baktığınızda nefis şunu diyor. Ya ben şimdi ibadet mi ibadet edemem yani, beni bunlarla uğraştırma. Tesadüfte, tabiatte, inkarda ne dersen de bir şey söyle, beni bunlarla muhatap etme diyor. İşin hakikati bu. Üstad Hazretleri de bunu şu cümleyle izah ediyor. Şirk hevayı nefislerine yapışmıştır diyor. Bak cümleye bak ya. Yani şirkin altyapısı çok mantıklı demiyor. Ne diyor biliyor musun? Onların canı başka şey istediğinden o şirk ortaya çıkıyor diyor. Bu girişti, sorun yok değil mi? Enerjiniz yerinde inşallah. Bir böyle 2-3 saat daha biraz sürer böyle. Öyle mi? Allah razı olsun. Kim o sabaha kadar diyen? Sabaha kadar gözümüz üstünde bak. Sabah namazına kadar. Bu altyapı meselesi biraz anlaşıldı mı? Dinin altyapısı, iman. Altyapı olmadan üst yapı çıkılmıyor değil mi? İşte bu dinin altyapısını Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da
33. söz diye bir yerde bir izah ediyor. Allah Allah, hayret edersin. Bu 33. söze de 33 pencere ismini vermiş. Pencere ne işe yarar? Pencereden dışarıya bakarsın. Evin penceresi yoksa içine aydınlık girmez. Demek ki pencere hem bir nurun, bir aydınlığın girmesine hem de dışarıyı müşahede etmene yarar. İşte bugün gelin biraz kısa bir mesele var. Birinci pencere diye. Birlikte bir orayı okuyalım. O birinci pencereye de bir isim verelim. İhtiyaç penceresi. Neymiş? İhtiyaç penceresi. Yani biz ihtiyaç penceresinden bakıp Allah Azze ve Celle'nin varlığını göreceğiz. Allah Allah, nasıl olacak o? Bir 10-20 dakika sonra şöyle olacak. Kainattaki bütün mevcudata bakacağız. Hepsinin ihtiyacı var. Sonra diyeceğiz ki bunların hiçbirinin eli ihtiyaçlarına yetişmiyor. Ama hepsinin ihtiyacı karşılanıyor. Eli yetişmeyen ihtiyaç sahibi acizlerin her birisinin ihtiyaçları karşılanıyorsa demek perde arkasında ihtiyaçları karşılayan şefkatli bir zat olmak zorunda diyeceğiz. İşte buna ihtiyaç penceresi diyeceğiz. Allah Allah. Şimdi mesela sizinle bir odaya girsek. Odada da 1 yaşında bebek. Girdik böyle, bebeğin altı temiz, karnı tok. Odası nasıl? Odası da tertemiz. Allah Allah. Belli ki bu bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan bir annesi var mı? Var değil mi? Peki ben anneyi görmek zorunda mıyım? Görmek zorunda değilim. Neden? Çünkü ben annenin icraatını gördüm orada. Bebeğin bütün ihtiyaçları karşılanmış mı? Karşılanmış. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yeter mi? Gücü yetmez. Bebeğin ihtiyaçları karşılanmışsa ve bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yetmezse onun ihtiyaçlarını karşılayan bir anne olmak zorunda ya. Ben gözümle görmedim o anneyi ama neyle gördüm? İcraatlarıyla gördüm ben o anneyi. Allah Allah. Şimdi ben o bebeği odadan çıkarayım. Biraz daha büyüteyim. Dünyaya koyayım. O bebeğin başka nelere ihtiyacı var dünyada? Süte ihtiyacı var. Kulağının duyması için sese ihtiyacı var. Gözünün görmesi için güneşe ihtiyacı var. Annesinin şefkatine ihtiyacı var. Allah Allah. Yani say say biter mi bu ihtiyaç? Sayamaz ki bebek. Bebeğe ne ihtiyacın var karşılayayım desen ihtiyaçlarını sayabilecek bilinci ve iktidarı yok. Ama ne hikmetse bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Allah Allah, akıl alır gibi değil ya. Şimdi bebek dünyaya gelir gelmez diş var mı? Diş yok. Ne var? Damak var. Bu ne demek? Ben tantuni yiyemem, dişim yok, ısıramam ama emebilirim demek değil mi? Çünkü damak var. Tam doğduğu anda Allah Azze ve Celle o bebeğe bir anneden şefkatli bir sire ve süt dolu bir göğüs gönderiyor. Allah Allah, bu ne demek ya? Bak, bir bebeğin annesi hem şefkatli sine hem de süt dolu bir şekilde geliyor. Bunun biri olmasa ne olur? Mesela anne de diyelim süt var, şefkat yok. Gece uyanmaz ki anne. Uyanır mı? Gece 5 kere kalkacak, 6 kere kalkacak. Peki annede şefkat var ama süt yok. Ne olacak? Anne kendini helak eder ya. Ben bu bebeğimi nasıl doğuracağım diye. O gücü yetmeyen, hatta neye ihtiyacı olduğunu dahi bilmeyen bebeğin gözünü açar açmaz bütün ihtiyaçları karşılanıyorsa perde arkasında bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir zat var demektir. Allah Allah. O bebeği biraz daha büyütelim, şöyle bir dünyada gezdirelim. O dünyanın içerisindeki ihtiyaçlarını, mesela bizim yaşımıza gelsin bebek. Benim yaşıma gelince bir insan dünyadaki ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Binde birini karşılayamıyor. Yağmura ihtiyacım var, hadi yağdır bakalım. Güneşe ihtiyacım var, hadi doğurt bakalım. Vücudumda 96 bin kilometrelik damar yollarının besin ve rızık taşımasına ihtiyacım var. Hadi taşıt bakalım. Mümkün mü? Bunların hiçbirisi mümkün değil. Allah Allah. Bunların her birisi gücümün yetmediği bir yerden karşılanıyorsa demek ki perde arkasında bu ihtiyaçları karşılayan bir zat var demektir. Çok enteresan meseleler ya. Bakın şimdi 60 derece sıcaklığın üstüne çıkılsa bizim yaşamamız söz konusu değil. Nasıl oluyor da şu milimetrik hamleler her seferinde bu kadar düzenli yapılabiliyor? Kim yapıyor acaba? Çünkü benim yaşamam için böyle bir ihtiyacım var mı? Evet var. Karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Benim gücüm yetiyor mu? Benim de gücüm yetmiyor. Kim o zaman? Bu incecik milimetrik hesapları bilip karşılayan kim acaba? Allah Allah. Şimdi bizim
Suya da çok ihtiyacımız var değil mi? Su buharlaşıyor, yağmur arabasına biniyor. Daha sonra yağmur onu muhtelif yerlere götürüyor, paraşütüne takıyor. Böyle başımızı okşarcasına, başımızdan iniyor. O sürtünme katsayısına denk gelmese kurşun gibi inecek. Düşünsene ne kayısı kalır, ne şeftali kalır, ne insan kalır, hiçbiri kalmaz. Paraşüte binmiş şefkatli bir şekilde hem bizi okşayıp iniyor hem de yaprakları okşayıp iniyor. Peki bunun için bir buharlaşma faaliyetine ihtiyaç var. Saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor. Saniyede. Eğer bunu bizler toplanıp yapmak istesek, hadi ya bu suyu biz buharlaştıralım desek, bizim ihtiyacımız olan enerji 300 bin milyar kere milyar kaloriye ihtiyacımız var. Allah Allah, o nedir ya? Ya da 4.10 üzeri 16 ton kömüre ihtiyacımız var. Bu suyu buharlaştırabilmek için. Gaz yağını, maz yağını katmıyorum bile. Şimdi benim bu ihtiyaçlarım karşılanıyor. Ama benim bunları karşılamaya gücüm ve iktidarım yetmiyorsa, demek perde arkasında bu ihtiyaçları beni tanıyan, bilen ve şefkat eden birisi mutlaka ama mutlaka karşılıyor demektir. İlla Allah Azze ve Celle'yi şu gözlerle görmek şart mıdır? Hayır. Neden? Çünkü ben onu icraatıyla görüyorum. O odayı temizleyen anneyi gözle görmek şart mıdır? Değildir. Neden? Çünkü bebeğin ihtiyacı var. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya iktidarı yetmiyor. Demek o ihtiyaçları karşılayan birisi olmak zorunda. Allah Allah. Bir de Risale-i Nur'dan ufak bir yer okuyayım. Aynı meseleyi anlatacağım. Neydi pencerenin adı? İhtiyaç penceresi değil mi? Biz ihtiyaç penceresinden neyi göreceğiz? Allah Azze ve Celle'yi göreceğiz. Şimdi Üstad Hazretleri çok enteresan bahsediyor bak. Bil müşahade görüyoruz ki bütün eşya hususan zihayat olanların ihtiyacım vardı da onu içeyim dedim. Bütün eşya hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevvi metalibi vardır. Ne diyor biliyor musun? Mesela bir karıncanın varlığı için neye ihtiyaç var? Geceye ihtiyaç var, gündüze ihtiyaç var, suya ihtiyaç var, toprağa ihtiyaç var. Yani dünyaya ihtiyaç var. Karıncanın var olması için ne kadar ihtiyacı varmış? Dünya kadar. Gülün yaprağa ihtiyacı var, arının bala ihtiyacı var, ineğin süte ihtiyacı var. Kainatın muhtelif şekilde ihtiyaçları var. Görüyor musunuz bunu? Allah Allah. Mesela bir insana da bakalım. Benim geceye ihtiyacım var. Böyle şair ruhlardan var belki sever biraz geceyi. Çünkü böyle özellikle bu insanın ihtiyacı olan bazı hormonlar sadece o karanlıkta gece vakti salgılanıyor değil mi? Öyle fiziksel olarak da ihtiyacım var, biyolojik olarak da. Geceye ihtiyacım var, çok seviyorum. Geldi gece gitmedi. Ne yapacağım? Bak gece geldi, gitmiyor bu sefer. Şimdi biz küçük bir yeri aydınlatabiliyoruz değil mi? İktidarımız yetiyor. Koskoca dünyayı nasıl aydınlatacaksın? Geldi gece gitmiyor. Demek ki bu gecenin sadece varlığı rahmet değil. Bir de miktarınca varlığı da rahmet o gecenin. Allah Allah. Şimdi bir gün adam bir evine böyle misafir gelmiş de. Misafir kalkmıyor. Yiyor kalkmıyor. En son demiş ya hanım demiş şu baklavaları getir de. Şu demiş iyice azlık anlasın çünkü tatlı yedin mi artık git demek yani bu değil mi? Bir de su veriyorlarsa kalk git demek. Adam yemiş Allah demiş ya hemşerim senin ciğerin yanacak demiş ben kimin ciğerin yandığını iyi biliyorum demiş. Şimdi gelse bu misafir gibi gitmese gece ne yapacağız biz? Perişan oluruz. Ondan sonra ne geliyor? Gündüz geliyor peşine. Bak gündüze çok ihtiyacımız var değil mi faaliyetlerimiz için? Gündüz geldi gitmiyor. Şimdi gece vakti ışık için bir kaynak var mı? Var değil mi? Gündüz oldu gece için bir kaynak var mı? Yok. Geceyi nasıl getireceksin? Yani bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bunu görüyor musunuz? Peki bunu karşılayan el kimin eli? Peki bunu karşılayan zat kimdir acaba? Bir ihtiyaç penceresinden kendi varlığını gösteriyor. Ve bu nimetlerin sadece varlığı değil, miktarı da nimet. Mesela uzun boylu bir adamsın böyle. Allah yaratmış seni minare gibi böyle. 20 metre uzamışsın. Ne terzi sana kıyafet diker, ne anan baban eve alır. Demek sadece uzunluk nimet değil. Uzunluğun miktarı da nimet. Bak ihtiyacım var benim bunlara. Şimdi mesela benim gözüm görüyor. Ama bak onun miktar ayarına bak. Ya benim gözüm bakterilere kadar derin görebilseydi. Şu suyu içebilir miydik? Mümkün değil değil mi? Şu suyu bu gözlerle içemezdik. Niye? İçi bakteri dolu değil mi? Allah Allah bak içinde yaşayanlara bak. Ben bunu nasıl mideme alayım diye. Mümkün değil içemezdik. Şimdi benim kulağım bir ses duyuyor. Ses nimet. Ama miktarı ölçüsünde nimet. Ya ben yastıktaki bakterilerin de sesini duysaydım. Ya yastıktaki mite'ların da sesini duysaydım. Allah Allah toplamış halay çekiyorlar. Tam gece uyurken dayanamaz insan değil mi? O da katılır halaya. Nasıl olacaktı? Ya da bu gezegenlerin dönüşünün sesini duysaydım. Yıkılırdım, perişan olurdum. Demek ki ihtiyaçlarım sadece karşılanmıyor. Bir de
miktarı ölçüsünde karşılanıyor. Hangisine elimiz yetiyor bu okuduklarımın? Hiçbirisine. Bu kadar ihtiyaca benim elim yetmezken bunca ihtiyaç karşılanıyorsa demek perde arkasında benim ihtiyaçlarımı bilen, beni tanıyan ve ihtiyaçlarımı karşılayan bir zat olmak zorunda. Sen ona istediğin kadar enerji de, o zatın çok fazla esması, çok fazla ismi var. Allah Allah. Çok enteresan değil mi? Devam ediyorum Risale-i Nur'dan okumaya. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği, eli yetişmediği yerden. Allah Allah, bir kelime dikkatinizi çekti mi? Ummadığı yerden geliyormuş ihtiyaçlar. Süt kelimesini biz halk arasında darbe mesele olarak ne için kullanırız? Temizlik için kullanırız değil mi? Deriz ya adama bak ya, sütten çıkma, ak kaşık deriz. Ya bu oğlan var ya, süt gibi deriz ya, çok temiz bir adam o. Benim sütün çıkmasını beklemediğim yer neredir biliyor musunuz? Pisliğin içidir. Allah da tam çıkmasını beklemediğin yerden sütü yaratıyor. Kanla fışkının içinden, pisliğin içinden. Neden? Pisliğin içindeki sütü gör de pislikten bilme diye oradan yaratıyor. Allah Allah. Süt gibi temiz bir şey, kan ile fışkının, yani pisliğin, affedersiniz, içinden çıkarak bize ulaşıyor. Şimdi mesela bir tane buradaki hocamız kara tahtaya bir şey yazsa beyaz tebeşir kullanır değil mi? Çünkü zıtlıklar birbirini göstermesi içindir. Allah süt gibi temiz bir şeyi, kan ve fışkı içindeki pis bir şeyden niye gönderiyor? O zıtlıkta ondan olmayacağını bil diye gönderiyor sana. Bak bak, hem ihtiyacım karşılanıyor, hem de kimden karşılayacağını anlayayım diye hiç ummadığı bir yerden karşılıyor. Çok enteresan ya. Yerden kafasını kaldıramayan bir tane inek. Kanla fışkı içinden süt veriyor sana ve tek yediği şey saman. Şimdi bazıları bu sütün tezlerini, makalelerini yazarak profesör oluyor. Şimdi bu inek gelip dese ki bu sütün makalesini yapan profesör oluyorsa sütü yapanın baş profesör olması lazım. O zaman bana o unvanı verin dese ne yapacağız biz şimdi? O süt inek gibi akılsız bir şeyden, şuursuz bir şeyden niye giriyor biliyor musunuz? Çünkü Allah o zıtlıklarla vererek böyle bir acizin, böyle bir mucizevi şeyi asla sana veremeyeceğini anla diye geliyor. Biri dese ki ya Mehmet abi gömleğin de güzelmiş, ben de desem ki ya bizim bir terzi Ali var, eli yok, ayağı yok, o yaptı falan. Vallahi adam gidiyor herhalde, Allah yardımcısı olsun. Eli ayağı olmayan terzi nasıl olur dersiniz. Ama eli ayağı olmayan böcekten ipek veriyor. Ya eli ayağı olmayan böcek ya, anla artık diyor ya. Kara tahtaya beyazla yazıyorum, gör artık diyor. Eli ayağı olmayan böcekten ipek verilir mi ya? Demek ki bu böcekten değil, perdenin arkasına bak diyor sana ya. En aciz varlık elma kurdu. Nerede dünyaya geliyor? Rızkın içinde. En gücü yetmeyen bir şeye en fazla rızkı vererek diyor ki bak beslenme fiili elma kurdundan değil, benden değil diyor. Bir insan buna iman ederse dünyanın iş telaşına put gibi tapmaz ya. Bak problemimiz burada bizim. Problemlerimiz hep burada çıkıyor ya. Allah Allah. Devam ediyorum bir saniye oradan. Hiç beklenmedik yerden karşılanıyor da dedim az önce. Tertemiz süt, affedersiniz pisliğin içinden kim bekler ya? Şimdi şurada bir arkadaşımız gelse dese ki ya Mehmet abi yoruldum, bir süt ikram edelim. Pisliğin içinden de getirse ya deriz. Allah Allah, gitmiş ya, Allah yardımcısı olsun deriz ya değil mi? Hiç beklemedik yerden veriyor ya, ondan bilelim diye. Münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Nasıl bir vakitte? Münasip. O kelime dikkatinizi çekti mi? Yani bak bizim ihtiyacımız karşılanıyor, bir de nasıl karşılanıyor? Münasip vakitte. Şimdi mesela bir tane hakem bakıyor böyle futbolcuya. Futbolcunun ayağına top geldiği anda öbür adam da kaymış ayağına. Ne diyor? Kırmızı kart. Neden? Bakıyor oradan. Ayağıyla geliş anıyla adamın kayış anı birbirine uygun, münasip. Yani vakit münasipse burada ne var diyor? Kasıt vardır diyor. Bebeğin dünyaya geliş anında annenin süt muslukları açılıyor. Ne demek bu ya? Nasıl olabilir ya Allah aşkına ya? Şu alışkanlık perdesiyle bakmayalım ya. Nereden yani? O anne şefkatten mi veriyor o sütü? Yok. Şefkatten verirse canı istediği zaman vermesi lazım. Anne o sütü yaptıracak profesörleri mi buldu? Mümkün değil yani. E madem öyle, bebeğin geliş anıyla sütün geliş anı nasıl birbirini yakalayabiliyor? Mümkün değil yani böyle bir şey. Oradaki ihtiyacın geliş anı münasipse bunda bir kasıt var demektir. Şu karşılanan ihtiyaçları görüyor musunuz? O bebeğe süt yerine kebap yedirsen hayatına değil vefatına sebep olursun değil mi? Tam ihtiyacı geliyor ya.
Akıl alır gibi değil. Şimdi dünyaya bir geliyoruz. Kainattaki menü tam bize göre değil mi? Elması, armudu, çiğ köftesi, lahmacunu, tantunisi. Ya Rab bu kadar ince zevklerimin karşılanması nasıl olabilir? Biz bir gün İsviçre'ye gittik. Orada böyle adını söyleyemediğim meyveler getirdiler. Böyle meyveleri yiyorum ama Allah Allah diyorum yani benim dilimin daha önce bunlarla tanışması yok. Daha önce hiç İsviçre'ye gitmeyen dilimde İsviçre'deki lezzetlerin kodu var. Nasıl ya? Nasıl bu akılsız şuursuz dilde bunun kodlanması nasıl olur? Hem o rızkı verecek hem de o rızkın karşılığı lezzeti barkod barkod okuyacak bir dil verecek. Ya Rab bu kadar ince ihtiyaçlarıma kadar gerçekten beni tanıyor musun? Tanıyorum ey kulum. Madem en ince hissiyatlarıma kadar beni tanıyorsan sen dururken ben kimle dertleşiyorum? Deyip secdeye gitmez mi insan? Gitmiyorsa Allah tanımıyor işte bak. Görüyor musunuz iman meselesinin önemini? Devam ediyorum Nisan Nur'dan. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez. Az önce saydıklarıma var mı gücü yetişen biri? Mehmet abi ben bir güneşi batırayım şimdi. Yok mümkün değil ya, mümkün değil. Sen kendine bak. Zahiri ve batıni hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Allah Allah. Çok var değil mi? Sadece eşyaya mı muhtacım? Hayır hayır. Diyor ki duygulara da muhtaçsın. Mesela ben sevmeyle korkmaya muhtacım değil mi? Şu an sevme fiili olmasa biz dost olamayız, yan yana olamayız, birlikte olamayız. Korku fiili olmasa, korku duygusu olmasa ben hayatta kalamam. Mesela merdivenlerden aşağı ineceğime pencereden atlarım. Niye? Korku yok ki bende. O zaman helak olduk gittik. Korku duygusu olmasa bir insan kanunlara uymaz ve biz insanca yaşayamayız. Şimdi benim demirim eksik olsa gitsem bir doktora ya şunları ye demir eksin geçer der. Peki benim korkum ve sevmem bu iki duygum eksik olursa hangi bakkaldan satın alacağım ben bunu? Mümkün mü ya? Bu duygular da benim ihtiyacım mıymış? İhtiyacımmış. Verilmiş mi? Verilmiş. Yolda mı buldun? Bir yerden mi aldın? Sipariş mi ettin? Hiçbiri değil. Kim verdi arkadaş? Benim ihtiyacım milim milim karşılanıyor ya. Kim veriyor benim bu ihtiyaçlarımı ya? Bir de ruhları öyle bir münasip yaratmış ki Allah. Duyguları o kadar münasip yaratmış ki. Ceylan'a aslan ruhu, aslana ceylan ruhu verdiğini düşün. Allah Allah. Kaçan bir tane aslan, sana böyle kükreyen dikleyen bir tane ceylan. Allah hiç yakışmıyor yani. Yakıştıracak şekilde münasip vermiş. Kainatın bunlara ihtiyaçları var ve bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. Bütün zihayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücudu vacibe. Yani bir karşılayanın varlığına şahadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla az önce konuştuğumuz bütün ihtiyaç sahipleri hep birlikte güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi ben ışığı görürsem güneşin varlığını anlarım şeklinde o hal ve bu keyfiyet perdeyi gayb arkasında bir vacibül vücudu bir vahid-i ehadı hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösteriyor. Niye gösteriyor? Çünkü ihtiyaçları karşılayanın karşıladığından haberi yok, haberi. Şimdi mesela çiçekleri sulamak istesek, bir bulut mu daha güzel sular, ben mi daha güzel sularım? Bulut daha güzel sular değil mi? Peki bulutta mı şefkat var, bende mi? Bulutta şefkat ne geçsin? Benden daha güzel bütün mevcudatı sulayan bulutta benim kadar şefkat yok. İhtiyacı karşılayanın ihtiyacı karşılanandan haberi yok. Ama kainatta bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. O zaman perde arkasında bu ihtiyaçları karşılayan bir zat mecbur şekilde olmak zorunda. Nereden görüyoruz? Biz onu, o zatı icraatlerinden görüyoruz. Şimdi ey münkiri cahil, hani o başta inkar eden vardı ya, ben enerji derim, başka bir şey derim. Ve ey fasık-ı gafil, bunda da inanç var ama kafasına göre yaşıyor. İnşallah öyle değilizdir değil mi? Çok üzücü bir hayat. Allah var ama hiç varlığını umursamıyoruz. Bir öğretmenimizin, bir anne babamızın varlığı kadar. Çok üzücü. Bu faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsiniz? Sağır tabiatla mı? Kör kuvvetle mi? Sersem tesadüfle mi? Aciz, camit, esbapla mı izah edebilirsiniz? Ne kadar ihtiyacımız varmış? Çok.
Niye anlattım bu dersi biliyor musunuz? Bizim faturamız çok. Faturamız çoksa hesabı da çok olabilir. Ve bunları bugün konuşmamız lazım. Birbirimize ahiret cihetinde hayrımız olsun. Çünkü ihtiyaç penceresinden Allah Azze ve Celle'yi tanırsan ve benim bu kainatta Allah'tan başkasına ihtiyacım yok imanını hissedip yaşayabilirsen, Allah Azze ve Celle de kulunun zannı üzeredir. Seni başka hiç kimseye muhtaç etmez. Benim de artık susmaya ihtiyacım var. Sizleri tanıdık, çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Böyle bir de gözler ders dinliyor ya, çok memnun ediyor ya. İman dersi bu, çok elzem yani. Çok elzem vallahi. Çok memnun olduk, Allah daim eylesin. Ama okuyalım da olur mu? Bu iman dediğimiz mesele bir menemen gibi, kıvamı var. Tek bir şeyin çok olması onu tatlı yapmıyor yani. O kıvamın içinde amel var, o kıvamın içinde ilim var, o kıvamın içinde merhametli bir gönül var, o kıvamın içinde bir müminin hırsa kapılmaması, çok kıvamı var. O kıvamlardan biri de okumak yani, okumayı da o cihette ihmal etmeyelim. Mutlaka okumanızı öneririm. Evet. Biz Mersin'den geliyoruz. Orada Hayal Hanem diye bir medresemiz var. Az önce okuduğum Risale-i Nur'lardan tefsir dersleri yapıyoruz. Ve çok da önemli dersler, iman dersleri. Az önce de belki bazıları anlayıp hak vermiştir. Allah Allah, bu iman meselesi olmadan neyi üstüne inşa edeceksin demiştir belki bazıları inşallah. Orada böyle bir medresemiz var. Biz de başka memleketlerliyiz aslen ama Mersin'de yaşıyoruz hepimiz. İşte kimileri çocukluk arkadaşımız, kimileri Mersin'den arkadaşımız, kimileri Ülkücan Almanya'dan. Böyle bir ekibimiz var, kalabalık. Bir de İstanbul Şişli'de bir yeni yer açtık, bir hayalhanem. 6 katlı güzel bir yer açtık. Dergiler Caddesi deniyor herhalde, Gayrettepe. Biraz yer ezberim kötü. Orayı açtık. Şimdi oradan geliyoruz. Oranın tadilat işleriyle uğraşıyorduk. Çok memnun olduk böyle, gördük sizleri. Bir de yaramız çok yani. Böyle ders diyorum ama amacımız ders vermek değil, dert vermek. Böyle birileri daha dertlensin. Bir Musab bin Ümeyr gibi, bir Zeyd bin Haris gibi, bir Zübeyir bin Avvam gibi Allah'ın aslanları olsun diye birileri. Çok ümit ediyoruz yani. O yüzden de böyle derdimizi taşımaya çalışıyoruz. Bekleriz çaya, gelmek isteyen olursa. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Günün anısına Üsküdar Üniversitesi'ndeydik. Allah razı olsun. Evet. Okulumuz Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği adına bir fidan bağışta bulunmuştur. Aa, ne güzel. Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Eksik olmayın hocam. Biz böyle bir ormanlığımız var. Oo. Orada fidan okuyoruz. Ne güzel, ne güzel. Bizi de şereflendirdiniz. Evet, Allah sizden de razı olsun. Sizlerden de Sadık hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok biz de memnun olduk. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet. Her zaman bekleriz. İnşallah. Böyle öğrenciler. Ne güzel. Geliriz ya, biz kendi yerimiz gibi hissediyoruz. Burası kendi yerimiz zaten. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Çok memnun olduk. Selamun aleyküm. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.